Evet sayın seyirciler, yeni bir fuar programıyla karşınızdayız. Bu sene Antalya'dayız, Grotek Tarım Fuarı'ndayız. Bu seneki tarım fuarı sponsorumuz Toros Tarım, ana sponsorumuz. Tabii biz fuara başlamadan önce ilk yayınımızı doğal olarak ana sponsorumuz Toros Tarım standında yapıyoruz. Hem fuarla ilgili, fuardan beklentileriyle ilgili, Toros Tarım'ın sektördeki yeriyle ilgili ve Toros Tarım'ın yeni sezonda yapacağı yenilikleri, çalışmaları konuşacağız. Yanımızda Mehmet Sadık oğlu bey var. Genel müdür yardımcısı, satış sorumlusu, aynı zamanda bizim ekranlarımızdan birçok izleyicimizin tanıdığı sektörün duayenlerinden Profesör Doktor Habil Çolakoğlu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Müsaadenizle Mehmet Bey ile beraber başlamak istiyorum. Mehmet Bey, öncelikle fuar hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tüm tarım sektörüne ve tüm tarım camiasına hayırlı olsun. Evet. Evet, tabii ben öncelikle Toros'u herkes biliyor. Ama bir genel şöyle başlayalım. Bir, fuardan beklentilerimiz neler? Bunun haricinde de Toros tarımdan bahsedelim. Yani özellikle tarım hayvancılık sektöründe uğraşan birçok kişi biliyor, yakından tanıyor ama siz yine de yeni stratejileriniz, Toros tarımın yeni yatırımları, yeni hedefleri nelerdir? Onları evet, sizden dinleyelim. Bir kere böyle bir büyük fuara katılmaktan dolayı ben çok onur duyuyorum. Böyle bir fuarda Türkiye'nin güzide kuruluşlarının hem sektöre olan katkılarına, hem çiftçilerimizin, tarım sektöründe yer alan çiftçilerimizin gelişen dünyada tüm yenilikleri burada gelip öğrenmek, izlemek, bilgilenmek ve her gelişen üretici olsun, satıcı kuruluşlar olsun, onların gelişmelerini, değişimlerini ve tarıma olan katkılarını görmek benim açımdan çok olumlu bir fuar. Yıllardır biz bu fuara katılımcı oluyoruz. Toros Tarım olarak Türk çiftçisine verdiğimiz hizmeti, Türk çiftçisine verdiğimiz önemi ve onların gelirini arttırıcı çözümler üretme yolunda her bir yeniliğimizi de burada çiftçi dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Peki 2015 yılıyla ilgili yeni hedefleriniz, stratejileriniz nelerdir? Şimdi bizim faaliyetlerimize şöyle bir kısaca özetlersem, biz Türk çiftçisine, Türk tarımına hem gübre sektöründe sektörün lideri olarak hizmet veriyoruz, hem suda eriyen gübreler olarak meyve, sebze ve sera alanlarında ürün çeşitlerimizde hizmet veriyoruz, hem tohumculuk, buğday tohumluğu üretimi yaparak çiftçimize kaliteli buğday tedarik etmeye, üretimi yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de ayrıyeten patates tohumuyla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili yine üretim ve dağıtımını yapıyoruz. Son olarak da İsrail'li bir firmayla ortak kuruluşumuz olan, yine Antalya'da yerleşik Hiştil Toros fidecilik tesisleriyle Türk çiftçisine hizmet veriyoruz. Dolayısıyla baktığımız anda biz çiftçinin gelirini arttırıcı doğru gübreleme, doğru bitki besin maddesini alacak şekilde tüm teknik ekibimizle birlikte ve bayilerimizle birlikte çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Yeni yatırımlarımız şöyle kısaca özetleyebilirim. Bizim gübre üretim tesisi olarak Mersin'de, Samsun'da ve Ceyhan'da 3 üretim tesisimiz var. Bu üretim tesislerimizden kendi fosforik asitimizi üretmek amacıyla bir yatırımımız var. 2015 yılında bu devreye girecek. Kendi ham maddemizi kendimiz üretmeye çalışarak yine ülke ekonomisine katkı sağlayacak 200 milyon dolarlık bir yatırımımız vardı. Bu 2 yıldan beri devam ediyordu. 2015 yılında bu sonuçları yine çiftçimize daha kaliteli, daha onun verimli ürün elde etmesi için elimizden gelen her türlü çabayı yıllardır verdik ve bundan sonra da vereceğiz. Evet. Peki başka ilave edeceğiniz bir şeyler var mı? Müsaadenizle Habil hocama da sormak istiyorum. Habil hocam bizim duayenimiz, çiftçi dostu duayenimiz. Ben buyurun sözü ona veriyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, tabii Habil hocamı benim anlatmama gerek yok. Sektörün abisi, büyüğü, duayeni. Hocam öncelikle fuar hayırlı olsun. Tekrar bir fuarda yeniden sizinle beraberiz.
Hocam tabi siz gerçekten bu konuda üstattınız. Geçen yıl Türkiye'de ciddi bir kuraklık oldu. Şimdi önümüzdeki sene de yine aynı beklentilere var. Geç şu anda ufak ufak kar yağan bölgelerimiz var ama ben müsaadenizle şunu sormak istiyorum. Doğru gübreleme ile ilgili başlayalım isterseniz. Bir de bu planlama nasıl yapılmalı? Çiftçiler bu konuda nelere dikkat etmeli? Aynı zamanda toros gübrenin buradaki rolü nerede, yeri nerede? Sizden dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Toros gübrenin yeri çok önemli. Türkiye'de her 3 üreticinin veya çiftçinin ekmeğini sağlayan torostur. Ülkemizdeki gübre tüketiminin, kullanımının 1/3'ünü, en azından 1/3'ünü toros tarım, hatta %40'a bile yakın sağlıyor. O zaman ülkesine karşı, ülkesindeki üreticine karşı sosyal sorumluluk çerçevesi içinde bilimsel ve uygulanabilir çalışmalar yapıyor. Bunlardan birincisi, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımıza 3 sene önce proje sunduk. Dedik ki, gelin üreticilerimize sadece broşürlerle sözlü olarak eğitimler değil, uygulamalı olarak doğru ve dengeli gübre kullanımı projesi yapalım. Bugüne kadar yaklaşık 75-80 ayrı ilçede, her biri 40-50 dekarlık tarlalarda, buğday bitkisiyle, pamukla, mısırla, ayçiçeğiyle çalışmalar yaptık. Ve raporlarını da bakanlığımıza sunuyoruz. Sonuçta gördük ki gerçekten toprak analizine dayalı olarak taban gübre, yani üreticinin toprak altı gübresi dediği ve üstten uygulanan üst gübreleri doğru kullanması, miktar bakımından, çeşit bakımından doğru kullanması üreticide verimi artırıyor. Biraz önce söylediniz, geçen sene kuraklık yaşadık. Ben hatta söylemiştim, geçen sene 2,5-3 milyon ton kadar buğday rezervimiz alsak meydana gelecek, az meydana gelecek. Nitekim öyle oldu. Bu sene sonbahar yağışları fena gitmiyor. Doğuda da kar yağışları başladı. Yüce Rabbimizden inşallah bir kuraklık yaşamayız. Geçen sene kaybettiğimiz 2-2,5 milyon tonluk az verimi, diğer ürünlerde de tabii azlık var, daha yüksek düzeyde ürün alırız. Önemli olan burada üreticinin eğitilmesi, gözle görülmesi. Bunu her yıl yapmak suretiyle ülkemizin Trakya'da en azından tutunuz, Van'a varıncaya kadar, Hakkari'ye varıncaya kadar, Diyarbakır, Urfa, bütün her yörelerde, inanın Akçakale'de deneme yaptık. Akçakale'nin nerede olduğunu biliyorsunuz. Hatay Reyhanlı'da deneme yaptık. Önemli olan burada üreticiye gözle görebileceği şekilde gübrelemenin farkını göstermek ve doğru gübre kullanmak. Zaten bakanlığımız da 50 dekar ve yukarı desteklemelerde mutlaka toprak analizini şart koşuyor. Ben 50 dekarı bir yana bırakıyorum. Hiç olmazsa 4-5 yılda bir toprak analizi yaptırmak suretiyle gübre kullanmamızı gerekir. Hastalandığımız zaman nasıl kan tahlili, idrar tahlili, röntgen çektiriyorsak toprağımızın da analizlerini yaptırmak suretiyle doğru gübre kullanın. Batı ülkelerinde toprak analizi de yetmiyor. Bitkilerin yapraklarının analizi yapılıyor. Sulama, damla sulama sistemi ise sulama suyunun kalite analizleri dahi yapılıyor. Biz bunları yaparsak çok daha yüksek ve kaliteli verim alırız. Tabi hocam, siz gerçekten Türkiye'nin belki de kanayan bir yarasına parmak bastınız. Şimdi bizim çiftçimizde şöyle bir şey var. Diyelim ki biz iki tane komşuyuz. Yanımdaki toprağı farklı, benimki farklı. Ama o 10 gram atıyor, ben daha çok alayım diye 100 gram atıyor. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var hocam. Neler ben söylesiniz? Doğru söylüyorum. Yüce Allah bile parmakları yaratırken hepsini aynı boyda yaratmamış. Aynı ana babadan doğma iki kardeş dahi birbirinin boyuyla posuyla aynı olmuyor. İkizler hariç. O zaman yandaki komşuya bakarak değil, mutlaka toprak analizi yaptırmak suretiyle gübre kullanmaları. Hem ekonomik gübre kullanacak, boşuna masraf yapmayacak ki analizin parasını da devlet ödüyor. Bu kadar da üşenmeyelim ya. Kahveye gidip pişbirik oynamaktansa okey oynamanın yanında bir seferde tarım ilçe müdürlüğüne uğrayıp onlardan bilgi almaları gerekir. Yapmıyorlar bunları. Yapmadıkları için de arzu edilen sonucu elde edemiyoruz. Hem verim düşüyor hem de toprak aşırı olarak da gübre yüklemesi oluyor. Şüphesiz. Yanlış gübre kullanmak toprakta yorgunluğa, toprakta birikime meydana getirir. Yemek yiyoruz. Ne kadar ihtiyacımız varsa yiyoruz.
fazlasını yediğimiz zaman rahatsız oluyoruz. Az yediğimiz zaman da doymamadan kalkmış oluyoruz. Önemli olan bitkinin topraktan kaldırdığı besin maddelerini geriye verebilirsek o zaman en yüksek verimi almış oluruz. Hocam tabii Toros'un 2015 ile ilgili yeni ürünleri var mı? Bu konuda neler söylesiniz? Toros'un çıkardığı yeni gübreler var. Bir tanesi özellikle meyve ağaçları için, bağlar için ve sebzeler için 3 besinli kompoze gübrelerde potasyum sülfattan yapılan gübreler ve bir yapısında da çinko bulunmaktadır. Tavsiye ederim ki 10-20-20 kompoze gübresidir. Bunu meyve ağaçlarında kullanmaları. Bunun yanında buğday tarımı için, ayçiçeği tarımı için yine 4 besinli 20-32 gübre, bünyesinde %15 oranında kükürt, %1 de çinko bulunan, gerçekten de DAP gübresi ile 20-20 kompoze gübre arasında olan uygun bir gübre. Yaptığımız denemelerde de en iyi sonucu bu gübreden almaktayız. Üreticilere bunu denemelerini tavsiye ederim. Ama kalkıp da 100 dönüm buğdayı var, 100 dönümüne de dediğim 20-32 değil, 50 dönümüne bildiği gübre uygulasın. Zaten denemelerimizde onu da uyguluyoruz. 50 dönümüne de bunu uygulasın. Farkı kendisi görsün. Farkı kendi gözüyle görsün ki bu gübre iyi sonuç veriyormuş, ben bundan sonra bunu gübrelim. Zaten bizim o 50'şer dekarlık deneme tarlalarında bir çiftçi uygulaması diyorsun. Ne atarsan at, atmıyorsan atma. Ne atıyorsan, ne kadar kullanıyorsan kullan, taban ve üst. Diğer 4 parseli de biz toprak analizine göre veriyoruz. İç Anadolu için söyleyeyim, sulanan alanlarda kendi alanında 380 kilo gübre alırken biz saray önünde 520 kilo aldık. Ciddi fark var. 140 kilo fark eder. İnanın Kahramanmaraş Elbistan'da deneme yaptık. 920 kilo buğday elde ettik. Hem de makarnalık çeşitten. O zaman 920 kilo az bir rakam değil. Üreticilerin mutlaka tarım ilçe müdürlüklerine uğrayıp hangi gübreyi kullanması gerektiği, o yörenin iklim ve toprak şartlarına göre bunu belirlemesi gerekir. Ve bizde yapılmayan tek şey, özellikle yağışı yeterli olan yerelerde çoğu çiftçi bir defa üç gübre kullanıyor, üşeniyor. Hayır, Trakya bölgesine gitsinler görsünler, üstten üç defa gübre veriyor. Biri buğday için söylüyorum, kardeşlenme ortasında. Biri sapa kalkma dönemi dediğimiz buğdayda, ana bitkide ikinci boğumu gördüğünde, üçüncü de başakçı görüp çıkmak üzereyken verim de yüksek, kalite de yüksek. Bu bakımdan Trakya çiftçisini kutluyorum. Yavaş yavaş sulanan ve yağışı yeterli olan yörelerde üst gübrelemeyi iki defa, bir defa da değil, en az iki, hatta üç defa da vermekte büyük yarar var. Hocam başka ilave edeceğiniz bir şeyler var mı? Üreticilere Yüce Allah'tan hayırlı yağışlar ve iklimler dilerim. Bol ürün, kaliteli ürün dilerim. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Antalya Agrotech Tarım Fuarı'ndaki yayınımızın ilk konuğu, ilk stand ziyaretimiz, ana sponsorumuz Tarım, Toros Tarım standına yaptık. Habil Hocam'la ve Hakan Bey'le söyleşi yaptık. Toros Tarım sponsorluğundaki yayınlarımıza devam edeceğiz.